sarı ya. Hayırlısı olsun Batara millete. Aman çekme oğlum ya. Yok çekmedik abla zaten. Beni gördün yeter. Yazdım dedin ya bana. Mesaj yoktu. Ablanın ismi ne? Senin de. Nerede? Yerim. Bir imza at. Selim sen yoksun. Kaç numara bu var? Fetuk tarafınız bir şey. Fetuk tarafınız kodu okudu. Evet, bir yardımcı olur. Kardeş. Yardımcı olur. Hadi gel şimdi. Hadi sigara gerek. Tamam. Bak oraya gaz. Bak. Tamam. Hadi. Al şimdi. Tamam. 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 Olsun. 2,5 senede 5. seçim. Maalesef hükümet kurulamıyor. Bir hükümet boşluğu var. Bir seçim hükümet tarafından 2,5 senedir Bulgaristan yönetilmekte. Biz vatandaşlar olarak oy kullanıyoruz. Hatta Türkiye'de 123 ilde 162 sandık var. 162 sandıkta. Toplam oy kullanılması gereken 300 bin seçmen var ama ne kadar şimdi gider? Bu 5. seçim. İnşallah iyi bir katılım bekliyoruz. Bu sefer hükümet kurulacağını düşünüyoruz. Bakalım akşam sonuçları göreceğiz. Ama herkesi sandığa davet ediyoruz. Gelsinler, sahip çıksınlar sandığa. Yani kimliğine sahip çıksınlar. O pasaportun değerini bilsinler. Oradaki haklarına daha çok sarılsınlar. Manisa'da 3 sandık var. Akmescit, Toki İlkokulu ve Karaağaç'ta toplam 3 sandık var. Aşağı yukarı 5000 seçmen var. Hak ve Özgürler Hareketi'nin 36 milletvekili var. Diğer partilerden de 1-2 tane Türk milletvekili var. Ama Hak ve Özgürler şu an daha çok işte Türk haklı, Türk insanının hakkına sahip çıkmakta, hakkını korumakta. Biz de onlara destek oluyoruz. Açık söyleyeyim. Yani bu hedef 40 milletvekili, %20. %20'yi bulursak çok daha rahat olacak. Yani hükümette etkin olacağız. Yani mevcut 36 tane milletvekilimiz var. 36 milletvekili sayısını 40'ın üzerine çıkarabilirsek gerçekten anahtar parti konumunda olunacak. Ve daha önceden 2 sefer hükümet ortağı olmuştuk. Tekrar hükümet ortağı olma şansımız olacak. Bu olduğu takdirde Bulgaristan'da özellikle azınlık Türk ve Müslümanlarla ilgili ne yaşanacak? 89 öncesi yaşananlar bir daha yaşanmayacak. Oradaki mevcut insanlarımızın hakları farklı bir şekilde verilecek. Ben mesela 70 yılında geldim. Orada Bulgarca ve Türkçe eğitim alıyordum. Şu anda Türkçe eğitim yok. 40'ın üzerinde milletvekili sayısını çıkardığımızda ve hükümet ortağı olduğumuzda tekrar buna geri dönme şansımız olacak. Oradaki haklarımızı tekrar geri alma şansımız olacak.